Belgelendir. 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 Ölüyoruz. Yavaş yavaş, acı çekerek, ümidimizi kaybederek, izin vererek kayboluyoruz. Teker teker, toplu halde geleceğimiz ve geçmişimizle. Saldırıya açık tuttuğumuz düşüncelerimiz başkalarının ellerinde. Kahkahalarımızı birilerinin sözlerinde arıyoruz. Mutluluğumuzu başkasına teslim ediyoruz. Bir kahkahada kaç ah sakladığımızı bilmiyoruz. Gülüşlerimizi acıyla oluşturuyoruz. Yolculuğumuz kalabalık ama bir o kadar da yalnız yürüyoruz. Yolun başında ya da sonunda olsan da fark etmez. Biz o yolu kendimizle yürüyelim. Erkekler emekli olunca evde pek istenmezler. Ayak altında dolanma olarak görülürler. Yazık. Onlar da kalkıp kendini dışarı atar. Emekli konaklarına falan giderler. Hayır, zaten emekli olduklarında başta "oh nihayet dinlenebileceğim" diye sevinip sonra da "artık bir işe bile yaramıyorum" hissiyatına kapılırlar. Bir de evde böyle görülünce iyice istenmediklerini düşünürler. Ha tamam, bazıları gerçekten de bir işe yaramıyor, öyle dikilip bakıyor gibi görünebilir ama yine de yazık. Ulan sen oraya ne ediyorsun? Anderi edeme duk da anderi edeme duk. Sıkmış merdivene bazı evde dışarısı var. Ne soğuk sen de soğuktan. Ama cıldım da izin aldım cıldım. Ha oraya baksana düşecek altına. Allah razı olsun, cıldı edelim orada bir sobayı yakalım. Hadi ya sonra. Bari bu mu kaldı? Soba boyusunu etmek sağ mı kaldı? Kimsem yok ki buraya. Ha ondan ne oldu? Telefon çaldı. Ha ondan ne oldu? Elleri cebine duruyor. Filmlerden hep etkilendik. Çocukken ayrı, gençken ayrı, yetişkinken ayrı etkilendik. Küçükken saç fırçalarından mikrofon, perdeden sahne kıyafeti yaptık biz kendimize. Çünkü filmlerde sanatçıları gördük, biz de kendimizce sanatçı olduk. Sonra ergenlik geldi, güç gösterisi yapan kahraman olarak sunulanları model aldık. Gençlik çağı daha bir facia. Türk filmlerinde, dizilerinde makyajı yapılmış, saç kuaförden yeni çıkmış gibi sabah yataktan kalkan aktristi gördük. Sonra kendimize baktık. Aman Allah'ım. Hayır, bir de gerçekten durum öyledir sandık. Bir sabah yataktan gözümüzde çapağımızla uyanalım. Saçımızın bir tutamı güneye, diğeri kuzeye bakar şekilde kalkalım. Onlar az önce kuaförden çıkmış gibi. Sonra tabii kendimizi sorguladık. Hani bunlar insansa biz ne oluyoruz diye. Sonra kendimizce biz de bir şeyler yapmak istedik. Ve yıllar geçse de durum hala aynı. Ama şu var, gerçekten istedikten sonra role yine kendini kaptırabiliyorsun. Sen yeter ki iste. Belki tam öyle olmaz ama mutlaka olur. Bir yolunu bulursun. Erkekler ne yapıyordu küçükken? Bilyeli araba, misket, futbol oynama, belki bir sporcudan etkilenip spora başlama falan. Mesela filmlerdeki sevgiliye kolye hediye etme ve onu takma konusunda bir etkileşim oldu mu erkeklerde? Olmamışsa da normal tabii. O kolyeyi takmaya çalışırken klipsini bulmak, tırnağını açmak, halkayı içine geçirmek gerekir. Sen 2 saatte takamazsın ama filmlerde adam 2 salise de takar. Mıknatıslı mı o? Niye bize bunu yapıyorsunuz? Niye bize kendimizi sorgulatıyorsunuz? Ne ara açtın da taktın o kolyeyi? Sevdiğin kadın var önünde. Hiç mi heyecanlanmadın da ellerinde titremedi? Ondan sonra biz evdekinden de bunu bekliyoruz ama işte elde olan daha bunlar. Sonra erkekler neden az yaşar? Vallahi biz bir şey yapmıyoruz. Evet, size bir kurtarış. Niye bakıyorsun? Bakıyor en az yürüdü. Oğlum başım kaldı. Aşağı yürü. Kolağım kesin. Aşağı
Koltuğa bak ya. Aşağıya. Aşağı önünde de kulağım kesiliyor. Ну, это вот так отрезь. Önce havada sinek gibi uçan şeylerle görüntü çekeceğimizi söyleseler inanmazdık. Hafsalamız almazdı çünkü. Biz çevirmeli telefon, santrale bağlanmalı hat, çağrı cihazına hava atma maksadıyla atılan mesaj dönemini gördük. Tabii kalabalık ortamlara giderken iş yerindeki sekretere talimat verilirdi. Bana çağrı at da çağrı cihazım çalsın, ben de çağrı cihazı olduğu görülsün, az hava bozsun diye. Sosyal mecra anne babalarımızın zamanında Çeşmebaşı'ydı. Şimdi o devirde sen kalkıp da tepemizden zızın diye bir şeyler uçacak. Onun da evlilik teklifi için 10. kata yüzük çıkarılacak. Mangal yakmak için yelpaze unutulmuşsa onun rüzgarıyla yakılacak deseydin sana tuhaf tuhaf bakarlardı. Yani böyle bir aletin olabileceği ihtimalinden dolayı değil. Kullanıldığı amaç ve yerler için. Çok güzel. Tamam öyle kal. Evet, drone ile mangal açıyoruz. Biraz geriye. Gülmek. En çok ihtiyacımız olan şey. Sürekli negatif düşünen, her şeyin hep kötü tarafını gören insanlar sizi gerer. Uzak durur, neşeli insanlarla muhatap olmaya çalışırsınız. Esprili, güler yüzlü insan olsun hayatımda istersiniz. Bu insanlar da genelde "ay deli bunlara yol" olarak anılır. O insanlara yapım aşamasında komiklik bağışlanmıştır. Sen dur bir espri yapayım da eğleneyim diye düşünürken onlar bir dakikaya 20 espri sığdırır. Bazıları da çok güzel güler. Bak bu çok tehlikelidir. Misal her şeyi unutursunuz da o gülüş kalır aklınızda. Neyse. Kahkahasına gülünen insanlar vardır. Ortada gülünecek bir şey yoksa bile deli gibi güler. Sen de o gülüyor diye gülersin. Yaşanan olay hiç komik değildir ama abi komiktir. Aha bu abi gibi. Dur. Oturun, oturun, oturun. Aslan. Takla mı attın geri geri? Takla. Takla. Motor yukarıda mı kaldı? Motoru kaybettim, kaybettim. Önünde, önünde. Uzaya gidip orada koloni kurma, yaşam alanı oluşturma, yer çekimsiz ortamda yere ayak basma. Belki de birçok insanın hayalini kurduğu şeydir bu. Niye? Kara kuru toprak nesi cazip geliyor ki? Yer çekimi yok, tükürsen yere düşmüyor, uçuyorlar diye mi? Bizim uçmadığımız alan yok ki insanoğlu olarak. Uzaya gidenler görüntüyle birlikte hava atıyor. Yer çekimi yok, bakın şöyle havada uçuyoruz, böyle takla atıyoruz. Biz de ağzımız açık izliyoruz. Hatta aynı keyiflidir falan diyoruz. Rüyada bizim de uçtuğumuz oluyor. Siz de görmüşsünüzdür. Önce ben nasıl uçuyorum diye şaşırır, sonra rüyada olduğunuzu anlar. Ay madem uçuyorum dur keyfini çıkarayım dersiniz. Ama rüya gördüğünüzü anladığınız an rüya biter. Hiç adil değildir o. Hele de rüya çok güzelse. Yani az çok biliyoruz uçmayı biz de.
Peki yer çekimi olan dünyada durduğunuz yerde duramamayı bilir misiniz? Otobüste dolmuşta ani fren sonrası öğrenmişliğimiz vardır. Ama bu çok farklı. Açık denizde yaşam. Bakın uzaycılar, bakın. Bu çok daha keyifli. Kediler uzaylıdır, kediler psikolojik delidir, kediler ruh hastasıdır, kediler candır, kediler koca yürekli ve psikopattır, her hayvana kafa tutarlar. Bunlarla ilgili tüm videoları gördük, hepsi belgelenmiş, kanıtlanmış iddialar. Peki kediye de kafa tutacak biri yok mu? Var. Onların da tongaya düştüğü, merakına yenilip kurban olduğu durumlar var. Ve hepsi de kendilerinden küçük hayvanlar. Kendinden büyük hayvanlara kafa tutup timsahı, kaplanı, ayıyı pıhlayarak kaçıran kedi gider küçük bir fareye yenilir. Belki de kocaman yüreğine de o kadar güvenmemek gerekir. Kediler suyu sevmez, bilirsiniz. Fan kedileri hariç. Onlar suya giriyor, yüzüyor, çıkıp bir de güneşleniyor. Bunlar konuşabilse bakıcılarına şu sırtıma uzanamadım bir yağ sür de yanmayalım falan da der kesin. Van'da kedi villalarına havuz yapılmış. Kedilere. Sen de kedini banyoya sokar, yıkamaya çalışır, dikenli tellerle kaplı sınırdan geçmeye çalışırken görülmeyeyim diye acele etmiş de tellere takılıp bütün vücuduna teller batmış gibi çizikler içinde olay mahallinden çıkarsın. Banyoda duş başlıklı ıslak su savaşları yaşanır. Dışarıdan biri duysa kedi kesip ayin düzenliyoruz falan sanır. Öyle bağırır. Bir de saydırır gibi bağırır. Oğul oğul oğul. Oğul oğul nedir? Bir de bunların kar görünce konuşanları var. Araba erkeklerin daha çok bilgi sahibi olduğu bir araçtır. Yani tabii ki istisnalar vardır. Meraklısı olan kadınlar da araba aksamlarını en az erkekler kadar iyi bilir. Yani içten yanmalı, dıştan yanmalı, yandan yanmalı, üstten yanmalı motor falan. Piston aşağı, yedek lastik, krank mili, buji, hararet, motor yağı, akü. Meraklısı olan bilir yani bunları. Araba park etme, biraz ince hesap, biraz fizik, biraz da çevreyi görmeme, düşünmeme gerektirir. Tabii. En büyük sıkıntı, ay ben şimdi park edemez de milletin diline düşersem endişesidir. Hele de kadınsan. Ne kadar çok manevra yaparsan park ederken o kadar yetenek seviyen düşer milletin gözünde. Bir de iki aracın arasına kolay park etme videoları falan yayınlarız. Sen de bakarsın dersin ki aa çok kolaymış ben de yaparım.
O kadar geniş alan bulabilirsen yapabilirsin tabii. Pasta yaparken de videoları izleyip yapmaya çalışıyorsun ama hiç öyle olmuyor. Millet ne der diye düşünmek cesaret katilidir. Fark etmeyi sizden öğrenecek değiliz. Adana'dan gelen haberlerle ilgili hep şöyle bir cümle kurulur. Adana normal tabii. Niye? Çünkü güneşe mermi sıkmışlar. Ne var bunda? Sıcağın 40 dereceye dayandığı, nemin %100'leri gördüğü, nefesinin kesildiği, gölgede bile serinliğin olmadığı, sıcaktan kavrulduğun yerde sen de sobayı söndürmek istersin. Biz prize tekme atıp lambayı kapatırken iyi, Adanalı güneşe mermi atınca muhahahaha. Biz yanan arabaya su döküp söndürmeye çalışırken iyi, Adanalı güneşe mermi atınca vay arkadaş olaya bak muhahaha. Sen motoruna artçı alınca iyi, Adanalı artçı olarak masa alınca vay efendim başka ülkede yaşayamam. Bu da ayrı bir yetenek. Koca masayı motorun arkasına nasıl sığdırdın sen? De işte trafikte olmayaydı iyiydi. Böyle bir şey başka bir ülkede olamaz. Adam motorun üzerinde kocaman masayı taşıyor. Böyle bir şey var mı ya? Allah Allah. Yani her an kaza yapabilir. Her an tehlike altındayız. Sırtımıza saplanacak bir kılıç, rayların altına itileceğimiz hızlı bir tren sonumuz olabilir. Ya da yayayken yolumuza atlayan, ondan kaçarken kazaya karışmamıza sebep olabilecek insanlar çıkabilir karşımıza. Biraz yaşayıp gideceğiz bu dünyadan. Bırakın da insanlara gülümseyerek günaydın diyelim. Bırakın da gece saat 3'te açık alanda yıldızların güzelliğini özgürce izleyelim. Bırakın da evden çıkan çocuğumuzu endişesiz bir uğurlamayla okula yollayalım. Bırakın da evlendirdiğimiz çocuklarımızın ardından korkuyla bakmayalım. Her şey zaten yeterince zorken bırakın da biraz huzurlu ve korkmadan yaşayalım. Röveş hata, frikik, çift vuruş. Bu terimleri futbol maçlarından ve evdeki annemizin terlik fırlatma yeteneğinden biliyoruz. Terliğe falso vererek atan annelerimiz kesin bize UEFA'nın bir oyunu. Elini aldın attın neyse. Hadi ayağından direkt enseye attın o da neyse de falso vermek nedir? Tam köşeyi döndüm mutfaktan salona geçtim diyorsun şak enseye terlik. Ne anneler heba oldu bu yetenekle kim bilir. Amatör maçlarda da heba olan yetenekleri görüyoruz. Gerçi bu seferki tam olmamış ama olsaydı Tsubasa golü level atlamış olacaktı. Hadi, hadi, hadi.
videosunu izlediğimde fark ettim. Yani keşke gol olsa diyeceğim bir pozisyonmuş. Üçümüz de aynı anda kalkınca hem komik hem de güzel bir görüntü ortaya çıkmış. Aksiyon filmlerinden etkilenmek, wow bunu nasıl yapıyor bunlar falan demek. Eskiden böyleydi, şaşırtıyordu evet. Sonra dublör kullandıklarını öğrendik. Sonra da dedik ki aman dublör yapıyor, o değil ki. Dublör dediğinde insan ama o yapınca aman dublör yapıyor oluyor. Yani başrol oyuncusu yapsa ooo, dublör yapınca man. Dublörlük de zor. Hayır, birkaç tehlikeli hareket yapacaksın da eve ekmek götüreceksin. Üstelik bu hareketlerin başkalarına mal edilecek. Yani havasını o atacak, sen de sadece kendi camianda bilineceksin. Yazık. Bizim istediğimiz ya da sevdiğimiz şeyler başkaları için aynı şeyi ifade etmiyor olabilir. Yağmuru çok seversin ama yağmurda bacası akan, evini su basan için yağmur o an çok da güzel bir şey olmaz. Karı seversin ama soğukta çalışmak zorunda kalan için kar aynı şeyi ifade etmez. Bu tam tersi durumlarda da böyledir. Misal sen karın orada tehlike oluşturabileceğini söylersin ama başkaları için o alan eğlence aracıdır. Ve masum bir istekle dillendirilir. Yapmasan olmaz mı diye. Bak bu cümle çok güzel. Bence başka yerlerde de kullanabiliriz. Misal biri bizi kırdı mı? Yapmasan olmaz mı? Biri kavga mı yapmak istiyor? Yapmasan olmaz mı? Biri gitmek mi istiyor? Gitmesen olmaz mı? Bazen sihirli sözcüğü bir çocuktan öğreniriz. Ha? Nereye? Ama buradan şikayet gelmiş. Tamam, tamam oldu. Hadi görüşürüz. Almıyorum. Ha? Ölüyoruz. Yavaş yavaş, acı çekerek, ümidimizi kaybederek, izin vererek kayboluyoruz. Teker teker, toplu halde geleceğimiz ve geçmişimizle. Saldırıya açık tuttuğumuz düşüncelerimiz başkalarının ellerinde. Kahkahalarımızı birilerinin sözlerinde arıyoruz. Mutluluğumuzu başkalarına teslim ediyoruz. Bir kahkahada kaç ah sakladığımızı bilmiyoruz. Gülüşlerimizi acıyla oluşturuyoruz. Yolculuğumuz kalabalık ama bir o kadar da yalnız yürüyoruz. Yolun başında ya da sonunda olsan da fark etmez. Biz o kalan yolu kendimizle gidelim. Hoşça kalın. Belgelendir. 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 Belgelendir.